Abi gün gelir devran döner hesap döner. Hepsinin yemeğine Kaşif Kozinoğlu'na suikast yaptıkları gibi ilacı karıştırırız abi. Hadi paşalar avluya spora. Hepsini de spora göndeririz. Patara kütere patara kütere. Ne oldu bilmiyoruz ki yani. Çok spor yapmışlar kalp krizi geçirdiler. Furkan, Olmuyor mu bu dediğin hayal şu durumda. Çünkü içimizde hain o kadar fazla ki. Bunlara hala destekleyenler var. Ben de tam onu diyecektim Abi işte. yemekhanede bir tane gönüllü cesur yiğit Türk evladına ihtiyacımız var. Başka bir şey değil ya. Kıymetli seyirciler, geçen hafta biliyorsunuz bu mevzuyu ele almıştık detaylı bir şekilde. Hafta içerisinde enteresan gelişmeler oldu. Ben bu konuda sözü Fuat'a vermek istiyorum. Çünkü Fuat çok enteresan detaylar yakaladı. Fuat, buyur. Evet, şimdi olayın kısaca serancamesi şu. Clubhouse diye bir sosyal medya platformu var. Burada insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Odalar var. Odalarındaki insanlarla muhabbet ediyorlar. Ve bu sosyal medya platformu olan Clubhouse'da daha önce insanların hapishanelerde öldürülmesi çağrısını Mustafa Aydın ve ekibi yapmıştı. Mustafa Aydın, Şafak Sezer'in figüranlığını yapan, ondan sonra Erdoğan'a ve saraya çok yakın olan biri ve o etrafına topladığı insanlarla Lüks bir yine yaşantı aynı. içerisinde mafyatik tarzları olan bir tip. Lüks bir yaşantı Evet, içerisinde şimdi Ankara'da. aynı ortamda yani Clubhouse'da yine dediler ki bu cemaat mensuplarının olduğu hapishanelerde aşçılar bunların yemeklerine ilaç olsun, fare seyiri koysun, bunların hepsini öldürelim. Biz bunları niye besliyoruz ki dediler. Ve bu ifşa olduktan sonra bu ifşa edildi Türkiye'de ve yabancı basında bayağı bir yer etti, bayağı bir ses getirdi bu ifşa. Onun ses kaydını ben almıştım zamanında. Sonra bunlar Clubhouse'dan kaçtılar, Twitter Space'e geldiler. Twitter Space'e geldikten sonra bu sefer Levent Temiz, eski Ergenekon davalarından gözaltına alınmış İstanbul Ülkü Ocakları eski başkanı ve şu anda da Vatan Partisi Doğu Perinçek'in baş danışmanlığını yapan kişi, avukatlık yapıyor aynı zamanda. Levent Temiz'in açtığı odada yine bu şekilde insanlar bir araya gelip bu nefret söylemlerini konuşmaya başladılar ve bu Furkan'la daha önce bakın Furkan Bodur Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina'da cyber security üzerine hem üniversitede master yapmış hem de burada yaşayan ve burada çalışan biri. Daha önce de aynı Clubhouse ortamında buradaki Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşı olan birini tehdit etti. Adresini ver, gel kafana sıkacağım dedi. Bunun da ses kaydını almıştık ve dedik ki Furkan'a bak uyardık. Dedi ki Furkan bu söylemleri yapma. Bak sen Amerika'da yaşıyorsun. Türkiye'de hukuk yok. Bu nefret söylemidir. Türkiye'de bu işlerden dolayı başına bir şey gelmeyebilir Türkiye'de yaşayanların. Fakat sen Amerika'da yaşadığın için bu tür söylemleri ulu orta yerde yapıyorsun. Bak bunun videosu da bizde var. Böyle şeyler yapma. Yani çık muhalif olabilirsin cemaatteki insanları sevmeyebilirsin. Bu hiç problem değil. Fakat böyle bir nefret söyleminin içine girme dedik. Fakat Furkan yine aynı şekilde devam etti ve Levent Temiz'le olan biraz önce dinlediğiniz ses kaydında olduğu gibi aynı çağrıda bulundu. Cemaat mensuplarını, hapisteki cemaat mensuplarını biz öldürelim şeklindeki çağrıda bulundu. Bunun üzerine biz program yaptık. Daha sonra bu programı izleyen Emre Uslu bunu gündeme getirdi Twitter'da. Ve gündeme getirdikten sonra biz de bu gündeme gelen tweetlerin yüzünden biz de gündem yapmaya başladık. Ve üniversitesiyle irtibata geçildi. Üniversitedekiler dedi ki bu Furkan Bodur bizimle direkt çalışmıyor. Bizde sadece kontrakt olarak başka bir şirketin elemanı fakat bizde kontrakt olarak çalışıyor dedi. Bu sefer bu şirkete de irtibata geçildi. U2 diye bir şirket. Bu şirketle Twitter üzerinden, e-mail üzerinden irtibata geçildi ve irtibata geçildikten sonra bu şirket bununla ilgili soruşturma başlatıldı. Furkan bizim Twitter Space'de açtığımız odaya geldi ve bu nefret söylemine devam etti. Yani 1500-1600 kişi vardı. Ben dedi işte şeyleri insanların üzerine bomba atan kişilerin
öldürülmesini söyledim. Herkesin öldürülmesini söylemedim. Yani özrü kabahatinden beterdir derler ya. Bu şekilde bir beyanatta bulundu ve çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir hukuk devleti ve bu hukuk devletinde eğer siz bu ülkenin vatandaşıysanız size direkt ya da basın yoluyla bir tehditte bulunulduysa, bu ister sosyal medya olsun, ister benim maruz kaldığım gibi bir haber üzerinden olsun, haberde açık kimliğiniz, çocuklarınızın isimleri, eşinizin ismi, adresiniz verilerek Fuad'ım dünya çok küçük, bir gece ansızın karşılaşabiliriz, gelebiliriz şeklinde bir haber olsun, siz bunu buranın iç güvenlik kurumlarına bildiriyorsunuz. Ben de FBI ile daha önce böyle bir tehdit aldığım için FBI ile irtibata geçmiştim. Böyle bir şey üzerinden. Daha sonra bunları ve FBI ile bizim görüşmelerimiz devam ediyordu. Bazen direkt, bazen kişiler üzerinden. Ve bu haberden sonra tekrar benimle irtibata geçti. Dediler ki böyle böyle bir söylemde bulunulmuş ve bu çok ciddi bir problem. Bu bir nefret söylemi ve bunu yapan kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ve pazartesi günü, yani yarın değil öbürsü gün, ben bütün elimdeki bu ses kayıtlarını, yazışmaları, bütün hepsini FBI'ye vereceğim. Kişinin kim olduğunu, LinkedIn bilgisini. Bakın sosyal medyada şu anda bir kişiyle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Çalıştığı yeri, adresini, telefonunu, nerede ne iş yaptığını, nerede yaşadığını her şeyi bulabilirsiniz. Bu nedenle ben buradan bir daha çağrıda bulunayım. Geçen Twitter Space'de de çağrıda bulundum. Clubhouse'da da çağrıda bulundum. Bakın arkadaşlar, birbirimizi sevmeyebiliriz. Aynı düşünmeyebiliriz. Zıt görüşlerde de olabiliriz. Fakat eğer sosyal medya platformuna çıkıp isminizle, sesinizle, yazınızla siz eğer bir şeyler söylüyorsanız burada dilinize, üslubunuza dikkat etmek zorundasınız. Hele ki yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da yaşayan insanlarsanız, yani hukukun yaşadığı, insanların hukuk çerçevesinde haklarını aradığı ve nefret söyleminin hala suç olarak kabul edildiği, Türkiye'de belki popüler olabilir, Türkiye'de belki prim yapıyor olabilir bu söylemler, suç olmaktan da çıkarılmış olabilir. Fakat bizim yaşadığımız ve sizin de yaşadığınız bu ülkelerde bunlar birer suç. Buna dikkat edin. Attığınız tweetler, söylediğiniz sözler, konuşmalarınız bizim tarafımızdan kaydedilmese bile sizin içinizde olan, sizden gibi görüken fakat hala içinde vicdan barındıran insanlar tarafından kaydediliyor ve bizlere iletiliyor. Ve bu bize iletilen bu görüntüler üzerinden, bu ses kayıtları üzerinden biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Amerika'da da arayacağız, Avrupa'da da arayacağız ve buna devam edeceğiz. Evet. Olayın kısaca özeti bu. Teşekkürler. Ramazan Bey, bu konuda siz bir hukukçusunuz sonuçta. Bu konuda söyleyecekleriniz bizim için de çok önemli. Sosyal medyadan özellikle nefret suçu yayan, özür dilerim, nefret suçu işleyen, nefret yayan, aynı zamanda işte öldürme, yok etme yeminleri eden, bu konularda yazanlar, söyleyenlerle alakalı olarak ne söylersiniz bize? Daha doğrusu itibar suikastları yapan. Evet. İtibar suikastı da buna giriyor. Hani kişilere karşı itibar suikastı. Evet. Ne dersiniz? Kısaca alalım. Şimdi hemen çok kısa başlıklarına vereyim. Bu nefret söyleminin ötesinde bir şey. Yani biz kendimle ilgili de bana böyle tehdit eden, hakaret eden veya bu topluluklara karşı böyle suç işleyen insanlara hani Necip Fazıl'ın tabiriyle hani durun kalabalıklar, burası çıkmaz sokak diye kollarımı açarak söylemeye çalışıyorum. Bakın, bir, ileride başına gelebilecekleri görmeleri açısından. Nefret ve ayrımcılık suçunun ötesinde bir şey ama nefret suçu TCK 122. Orada der ki, hürriyete karşı suçlardandır bu. Nefret ve ayrımcılık der. Yine Faruk Bey'in de hani bahsettiği o kısımda kişilerle ilgili olduğu için bu. Dil, ırk, milliyete göre insanlara işte ne yapma olabilir? Mesela A maddesi der ki, bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşını taşınmazdan satılmasını, devrini engelleme, için çağrı, hizmetten yararlanmasını, bir işe alınmasını engelleme gibi. Bunlar da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektirir.
Bunun alenen işlendiği zaman da arttırılır. 8 yıllık zaman aşımı vardır. Fakat bakınız burada bu Furkan Bodur isimli şahıs, yani artık kriminal bir hale gelmiş birisi. Yani insanlara karşı suçta kilitlenmiş. Ne diyor orada? İşte insanların yemeğine zehir atılmaya çağırıyor ve verilen mesaj enteresan. Kaşif Kozunoğlu'na yapıldığı gibi. Bakın şu anda ortaya çıkıyor ki Perinçek'in adamlarından Pekin'in onun koğuş arkadaşı iken onu konuşmaması için yemeğine zehir katılarak öldürüldüğüne dair. Yani bu haltı işleyen insanlar bir bakıma gönderme yapıyor olabilirler. Buradaki ayrımcılık suçu 122. maddede, bunun haricinde suç işlemeye tahrik var burada. TCK 214 daha özel bir şey. Yani birilerini suç işlemek için alenen tahrikte bulunuyor, birilerine tarifte bulunuyor. Bakınız şu an Türkiye'de cezaevlerinde bulunan bu 15 Temmuz ile ilgili Zaman Gazetesi'nin reklam işlerindeki veya görsel tasarımındaki insanlar ömür boyu hapislerine yargılandılar, cezalar aldılar. Sırf neymiş? Bir çocuk videosu oynamış darbeden 8 ay önce, 6 ay önce buradan darbeye çağırıyormuş. Sübülbel mesajmış. Ahmet Kaya'nın, Ahmet Altan'ın yargılanması da bu var. Bakın burada açıkça somut bir şekilde tarif ediyor. Bakın Mehmet Emin Yalman'ın öldürülmesi meselesinde de Necip Fazıl da yargılandı. Çünkü onun bir yazısından yola çıkarak Hüseyin Üzmez'in onu öldürdüğü, öldürmeye çalıştı daha doğrusu. Bundan dolayı o da etkilenmiş olabilir diye yargılanmıştı. Çok ciddi bir şey bu. Şimdi bu suç işlemeye tahrik eden kişinin normalde 6 aydan 5 yıla kadar hapsi gerekiyor. Yani burada ne yapıyor? Silahlandırma, birini öldürmeye teşvik etmeden bahsediliyor. Suçu azmettiriyor. Burada tabii bir de basınla işlendiği için bu, hani sosyal medyayı kullanılıyor bunun için. Burada da ceza yara olan da arttırılır. Yani 5 yıla kadar hapsi istenebilir. Peki mesela yarın bir gün sistem değişti, rejim değişti vesaire. Biz hakkımızı aramaya kalktık. Cezai işlem yapılabilmesi için ya da bir adli kovuşturma yapılabilmesi için zaman aşımı ile ilgili bir sınırlama var mı? Yok. Yani şöyle yok. Şimdi burada suç işlemeye teşvik, bu 218 ile ilgili olanda 8 yıla kadar zaman var diyor. Kaldı ki sizin burada bir suç duyurusunda bulunmanıza da gerek yok. Bakın şimdi bunları konuşuyorsunuz ya siz. Biz konuşuyoruz ya. Bunu öğrenmiş olan savcıların şu an resen hareket etmiş olması lazım. Çünkü burada bir suça çağrı var. Hı hı. Ve de bir topluluğa karşı. Bakın buradaki suça teşvik sadece bir insanla ilgili olsa, hani Fuat Bey veya beni şahsen hedef alması ayrı bir olay. Orada bulunan herkesi hedef aldığı için, hı hı, dolayısıyla herkese düşen bir şey. Yani bundan kendini etkilendiren insan, herkes bu suç duyurusunu bilir. Ve de bu bir şahsı geçip de bir topluluğa karşı olduğu için de bu TCK 76 ve devamındaki bu soykırım suçlarına giriyor. Burada da der ki belirli bir topluluğa karşı onların hayatını, topluluğunu yaşanın hale gelmeyecek şekilde yok etmeye dönük faaliyetler, hı hı, olduğu zaman orada zaman aşımı da işlemiyor. Bu insanlara, anladım, karşı bir suç, anladım, olduğu için dolayısıyla aradan 70 yılda geçse hesaplar açıldığında sen bu insanlara karşı soykırım, katliam çağrıları yapmıştın. Gel kardeşim sen de gel. Evet. Ne olursan ol sen de gel. Sen medyadan açıklama da yapmış olabilirsin. Bizzat orada cezanda olabilirsin. O açıdan sınırlama bu topluluğa karşı olduğu için sınırlama 8 yılın da ötesinde bir şey. Evet. O zaman sevgili Fuat'ın da bahsettiği gibi herkes bununla alakalı kayıt tutmalı. Başına bir şeyler gelmiş olanlar, kendisine tehditler gelmiş olanlar, zulüm görmüş olanlar, baskı görmüş olanlar, bunların kaydını tutmalı. Mutlaka ama mutlaka ekran çıktılarını almalı. Kimin ne zaman böyle bir tehdit yaptığına dair kayıtlar tutmalı. Bunlar önemli.